Bu maçta da olmaz yani. Önceliği hep Aykut Hoca işin savunma kısmına verdiği bilmiyorum, için ben bu maçta eleştiriyorum ama beğenmedim. Ben şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de sezon başı galip geldiği maçlarda ön plana çıkan Valbuena ise herhalde hepimizin ortak fikridir. Valbuena performansıyla fark yaratan oyuncuydu yapılan transferlerin içinde. Bugün bakıyorsun Valbuena girene kadar İlker Hoca'nın söylediği gibi çok kaliteli bir oyun yok. Tempolu bir oyun yok. Rakip alanda baskı yok. Rakip gelemiyor zaten. 11 kişiyle sen topun arkasındasın. Topu inanılmaz top kayıpları yapıyorsun. Rakibe bakıyorsun. Tanasesi yok, Grazov'u yok, Torjesi yok, Selezno'yu yok, Danisi yok. Yani zaten gücü olarak eksik bir takım. Bir de bu oyuncuları yok. Sen bu takıma karşı önlem alıyorsun. Hocam bakın. Öyle diyorsunuz da. Adamın stili o. Bu adam santrafor oynayan bir adam. Ama baktığınız zaman en fazla oynatan takımlardan biri Fenerbahçe. Doğru. Arka tarafı sağlama alıp o tarz top oynatan bir adam. Yani öyle ben maceraya gideyim, göze hoş gelsin. İşte var ya bu Tudor denen bir çok ileri zekalı bir adam vardı ya. Evet. Çok ileri zekalıydı. 3 kişi oynatıp 4 kişi hücum edecekti Fener'e filan. Takımı ne hale getirdi. Öyle bir adam değil Aykut. Sağlama alıyor. Ama yani bazen de taraftan sıkılıyor hocam. Ya yani tamam bugün da, de sıkıldı. Ama adamın şekli bu abi. Adama heyecan mı vermek iyi? Baştan mağlup olarak ayrılmak mı iyi? Seyirci adedi gittikçe arttı. Adam hedefine yavaş yavaş gidiyor. Attığı gol 33. Niye kızıyorsunuz? Ya elimdekini adamın bu. Stili o. Ya adamı öyle oynatıyor. Adamın oynatma hocam, şekli her takımda aynı. Ben en az eleştirenlerden biriyim. Fener'de oynatırken. Fener'de oyuncularla oynatıyor ama. Daha farklı yapıyor. Konya'da farklı. Ama adam böyle oynatıyor ya. Adam Avrupa Kupası'nda bilmem neyi oynatırken de aynı oynatıyordu. Bak Aykut. Avrupa'da oynatsın. Avrupa'da Aykut böyle oynadı. Hep aynı oynatıyor. Hocam, Karabiyo'da oynatma sen ya. Sen Aykut'un yani çok böyle coşkulu oynattığı bir takıma hiç rastladın mı? Ya hocam bazı maçlar... Yakalıyorsan bayıltıyor. Ya bazı maçlar iyi gidiyor. Yani hocam, ben de ona örnek alıyorum. Hocam 2-0 yapıp arkadan 3 yaptı mı bayıltıyor. Mesela, ama 2-0 yapana kadar hiç maceraya girmiyor. Malatya maçı 30 dakika 3-0 yaptı. Kayseri maçı 3-1 öne geçti. Şimdi bakıyorsun Kasımpaşa'yı 4 saniyede topu geri aldı. Kasımpaşa maçı müthiş bir maçtı Fenerbahçe adına. Maç. Müthiş bir maçtı. Yani ofansif anlamda defansif olarak ortaya koydukları hocam yakalarsa bayıltıyor. Çok... Ama hocam ama bunu yapması 2-0'a lazım gelene işte kadar hayır, sağlama alıyor. O maçta çok gelmedi hocam, ki kafadan. Bu oyun ama tribünleri doldurmaz. Belki puan sıralamasında seni üst sıraya taşıyabilir ama bu oyun çok memnun edici, müşteri memnuniyeti sağlayacak bir oyun değil. Nasıl soruyorsun hocam? 65'te 64 maç oynuyor bu adam. Abi nasıl olursa ilk yarıda bir tane şutu yok kaleye ya. Fenerbahçe böyle memnun edemezsin takımı da. Bir tane şutu yok, sıfır yeni şut. Yeni oyuncular çok koştular. Nerede puanda Fenerbahçe? Oraya bak. Hocam bak. Allah Allah. Skor üzerinden konuşursan böyle. Skorla alakası yok. Buraya gelmek kolay değil. Bir de bu kadar badireden sonra. Ya buraya gelmek kolay değil. Ya neden bahsediyorsunuz ya? Tamam. Başakşehir var, Galatasaray var, Beşiktaş var, Karabük var, Göztepe var. Şu adam burada şu anda. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Bana ne anlatıyorsunuz? Ben aynı şeyi söylüyorum. Şov mu yapacak? Tudor gibi. Oradan atlayıp buradan zıplayacak böyle mi yapacak? Herif getirip takımı ikinciye koydu abi. Ya hocam sen şunu diyorsun o zaman. Yani Aykut Hoca'nın tak şeyi bu. Abi bir yerde elindeki imkanı da böyle kullanıyor. Ha, bu bunu doğrusunu yapıyor. Elindeki kadro Fenerbahçe'nin öyle aman aman bir kadro değil ülken. Onda en fikiriz işte. Ama bu puanı toplar hocam ya. 30 puan. Hocam Fenerbahçe olduğu için. Forması toplar 32 puanı zaten. Veya ne bileyim Sivas Spor olsa aynı işi yapar mı? Oradan bakın bir de iş abi. Fenerbahçe'nin bir dağı da var arkadaşlar ya. Bırakın herhalde işleri değil mi? Kadronun, formanın bir ağırlığı var zaten. Bu kadroyu alın Sivas'a koyun. Veya